Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kozalaktan çam ağacı yapacağız. Gerekli malzemeler ise kozalaklar, milyonculardan aldığım şu çiçekler. Bu çiçek işimize yaramayacak. Sadece saksısını kullanacağız. Çeşitli renklerde akrilik boyalar. Hangi renk isterseniz kozalakları o renk boyayabilirsiniz. Fırçalar ve sprey vernik. Süslemek için de kozalakları sim. Ama siz isterseniz farklı kırtasiyelerde satılan farklı ürünlerle de kozalakları süsleyebilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış. Ben sadece tekniği anlatıyorum burada. Evet, hemen başlayalım. Hemen kozalaklarımızı boyamaya başlayalım. Siz istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Rengarenk çam ağaçlarınız olabilir. Hayal gücünün sınırı yok. Özellikle çocuklar bunu yaparken çok eğlenecekler diye düşünüyorum. Mesela biz hemen metalik griye boyamaya başlayabiliriz. Boyarken kozalağı şöyle bir tavsiyem olabilir. Çok girintili çıkıntılı bir yüzey olduğu için eski bir fırça kullanırsanız yeni fırçanız ziyan olmaz. Çünkü şöyle yaptığınız zaman kıllar kimisi boyuyor, kimisi dışarıda kalıyor. O nedenle eski bir fırça kullanın. Ve boyayı bol alın. Bol bol kullanın. Evet, kozalaklarımızı boyadık. Böyle altın sarısı, yeşil, gri kozalaklarımız oldu. Şimdi kozalaklarımızı bir kenara alalım. Satın aldığım bu çiçeklerin, bu çiçeklerini hemen buradan çıkarıyoruz. Ve hatta ben bu köpüğü de buradan çıkarmak istedim ama daha sonra şöyle koyduğumda gayet güzel durduğunu gördüm. O yüzden bunu çıkarmıyorum. Bunu dediğim gibi milyoncudan aldım. Metalik gold'a boyamak istiyorum. Ki yılbaşı konseptine biraz daha uysun diye. Rengine boyadım. Şunun olup olmaması çok önemli değil. Hani ben aldım yoktu. O köpükten yeşil çimen gibi görünmesi gerekiyordur. Şudur budur. Hiç önemli değil. Bunun olması gerekmiyor. Şu şekilde de kozalakları koyabilirsiniz. Yapıştırıp kenarlarından. Kenarları boş gözüküyorsa eğer kağıt koyup içine. Kağıdı da yeşile boyayıp tekrar şu şekilde koyabilirsiniz. Şimdi kozalaklarımızı süsleme kısmına geçtik. Yeşile boyadım. Biraz çok yemyeşil oldu. Biraz renk katmak istiyorum. Hafif bir parlaklık vermek istiyorum. Altın rengiyle eskiteceğiz şimdi bunu. Fırçama çok az boya aldım. Çok az boya aldım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Işıltılar veriyorum kozalağa. Eğer hani fırçayla yapamam diyorsanız ay olmaz. İstediğim gibi diyorsanız şöyle parmaklarınızla şu şekilde yapabilirsiniz. Bu yöntem pratik olduğu için ben bunu kullanıyorum. Bu şekilde altın yansımalar olan bir kozalak oldu. Evet. Eskitmemiz de bitti. Şimdi yapıştırma işlemine geldi. Ben şöyle. Son hali kozalak çam ağacımızın bu şekilde. Atladığım bir yer var. Vernik. Boyadık. Parlak durmasını istiyoruz. Sprey vernikle
Yani bu sprey vernikle yapacaksanız eğer balkonda açık alanda yapmanızı tavsiye ederim. Çok kokuyor. Şu şekilde kurudukça çevirerek verniğinizi atabilirsiniz. Hatta vernik kurumadan şöyle simler de eklerseniz daha parlak bir yılbaşı ağacınız olur. Kozalaktan çam ağaçlarımız masamızda yerini aldı. Sevdiklerinize de yeni yılda hediye edebileceğiniz güzel bir çalışma oldu. Ya da evde çocuklarla değerlendirebileceğiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 2015 herkese sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Tüm dileklerimiz gerçek olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.